Ben öncelikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak gece 3'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden iptali ve ayrılması ile ilgili olarak sözleşmenin bu anlamda bugün itibariyle yürürlükten kalkması ile ilgili hayırlı olsun diye sözlerime başlamak isterim. Neden böyle bir duygu veya kanaat belirttiğimi de ifade etmek için ben İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle yapım aşaması ile ilgili olarak Türkiye'deki süreci anlatmak isterim, aktarmak isterim. Bununla ilgili de vatandaşların İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak kamuoyunun yeterince bilgi sahibi olmadığı düşüncesiyle küçük bir aydınlatma yapmak gibi bir görevim olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu sözleşme imzalanırken ben yeterince kamuoyunda tartışılmadığı ile ilgili olarak birçok makalede birçok hukukçunun görüşüyle ilgili olarak bu İstanbul Sözleşmesi nasıl imzalandığı anlamında toplumun geniş kesimlerinin haberdar olmadığı, içeriğini tam olarak bilmediği, üzerinde tartışılmadığı, dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ismi verilmesinden kaynaklı olarak da sanki Türkiye'nin öncülüğünde yapılmış bir sözleşme havasıyla Türkiye'deki bütün siyasi partilerin bir çırpıda imza verdiği, destek verdiği, hiçbir tartışmaya kamuoyuna açılmadan böyle bir sözleşmenin yapıldığı ile ilgili olarak Türkiye'de bir süreç yaşandığını, birçok hukukçunun itirazları ve daha sonraki yaşanan hadiselerden dolayı sardettikleri görüşlerden dolayı bilen biriyim. Dolayısıyla özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde İstanbul Sözleşmesi imzalanmadan önce geniş toplum kesimleri tarafından sözleşmenin tartışıldığı, üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ile ilgili olarak ülkelerin genel İstanbul Sözleşmesi'ne yakın bu anlamda yaklaşımlarını bilen biriyim. Polonya'da, Hırvatistan'da, Letonya'da bu gibi ülkelerde özellikle sözleşmenin içeriğindeki bir kısım maddelerin mevzuat olarak getirilen sözleşmedeki hukuki metnin Katolik Hristiyan inancına aykırı içerikler taşıdı. Hristiyan aile yapısını bozacağı ve bu anlamda bu ülkelerin anayasasındaki temel hak ve özgürlükler noktasında bir kısım yaklaşımlarına aykırı maddeler içerdiğiyle ilgili olarak sözleşmeyi imzaladıkları sözleşmenin bir kısmına şerhler koydukları, bununla ilgili olarak kendi ülkelerinin inanç ve değerlerine aykırı olan maddeleri uygulamayacaklarıyla ilgili olarak şerhlerin bulunduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de durum tam tersi. Adeta bütün siyasi partilerin tam bir uzlaşı içerisinde çok kısa sürede imzaladığı bir sözleşme görüyoruz. Türkiye siyasi tarihini bilenler, aşağı yukarı mecliste bir yasanın, bir sözleşmenin, bir uluslararası hukuk metninin kabulüyle ilgili olarak küçücük bir kanun maddesinin değişirken partilerin, siyasi partilerin nasıl savrulduğunu, nasıl muhalefet ettiğini, nasıl birbiriyle çekiştiğini ve çatıştığını gören insanlar olarak ben bu millet adına şu soruyu sormayı bugün bu sözleşme yürürlükten kaldırıldıktan sonra tekrar soruyorum. Bütün partileri bu anlamda konsensus yani uzlaşma anlamında bir araya getiren ve bu imzayı attıran süreç nasıl bir süreçti ki bu handikaplar görülemedi ve bu anlamda bütün partiler netice itibariyle siyasi olarak bu sözleşmenin arkasında durmak gibi bir imzayla yasayı meclisten çıkardılar. Ben özellikle sözleşmenin imzalandığı süreçte Avrupa Birliği ülkelerinde neden böyle bir sözleşmeye ihtiyaç duyulduğuyla ilgili olarak bir araştırma yapmış, bir ceza hukuku profesörü kardeşimin bir makalesinden de istifade ederek ara ara kanaatlerimi köşe yazılarında ve arkadaşlarla konuşmalarımda ifade etmiştim. Sözleşmenin imzalandığı süreçte özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yıllık olarak kadına taciz ve istismar suçlamasıyla suç dosyası anlamında 600-700 bin dosyanın Fransa ve Almanya gibi kamuoyunda tartışılan kadına şiddeti ve istismarı tacizi bu anlamda önlemekle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini ifade eden bir süreç yaşanmış. Avrupa Birliği ülkelerinde bu anlamda böyle taciz, istismar gibi suçların yıllık 600-700 bin rakamlarını bulması nedeniyle de Avrupa bu gidişata dur demek anlamında da bununla ilgili bir önlem olabilmesi adına İstanbul Sözleşmesi'ni güya ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi anlamında bir kaçış noktası, bir sığınak olarak görmüş. Peki o tarihlerde Türkiye bu anlamda bu istatistiklerle ilgili Avrupa'nın tedbir alması bir tarafa ama Türkiye kamuoyu böyle miydi? Türkiye kamuoyu bu sözleşmenin imzalandığında bu anlamda böyle değildi ama Türkiye'de bir kısım feminist yaklaşımları olan, başta Mor Çatı gibi kadın derneklerin tahrikiyle beraber
Aile Bakanlığı'nın da bu anlamda öncülüğünde bu sözleşmeye imza attı ve netice itibariyle bugün aradan şunca yıl geçtikten sonra bu sözleşmenin Türk toplumuna ödettiği bedellerden sonra şimdi bu sözleşmenin iptali ile ilgili bir günde böyle bir konuşma yapıyoruz. Ben şuna dikkat çekmek isterim. Özellikle bu sözleşme ile ilgili olarak bir kısım itirazlar vardı kamuoyunda tartışılan. Bu itirazların başında gelen şey sözleşmenin içindeki hükümlerin bir kısmından kaynaklı olarak bu milletin Türk aile toplum yapısının bozulmasına sebep olacak bir kısım argümanlar getirdiğiyle ilgili olarak itirazlar vardı. İtirazların başında buydu. Özellikle sözleşmede cinsel eğilimlerin korunması, cinsel eğilimler ve cinsel kimlikle ilgili tanımlamaların hukuki güvence altına alınmasıyla ilgili sözleşmede yer alan maddeler aslında bu sözleşmeyi imzalayan ülkelere şunu söylüyordu. Cinsel eğilim noktasında eşcinsel eğilimde olan insanların bu taleplerinin ve tercihlerinin korunmasıyla ilgili ülkelerde hukuki güvence altına alınacak mevzuat değişiklikleri ve kanunların yapılmasıyla ilgili olarak ülkelere görevler yüklüyordu. Özellikle bu açıdan bu sözleşmeye yaklaşıldığında da aklı selim birçok görüş böyle bir şeyin Müslümanların yaşadığı, %99 Müslümanların yaşadığı bir ülkede böyle bir şeyin aile yapısını bozacak, insan fıtratını bozacak, yaratılışa aykırı böyle bir hukuk güvencesinin cinsel eğilim ve tercihlere tanınmasının aslında Türk toplumunda aile yapısının temeline bir dinamit koymak anlamında da bir sıkıntıya sebep olacağı ifadesi vardı. Bunun dışında önemli olan bir şey özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne istinaden hazırlanan 6.284 sayılı yasa, kadına şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması ile ilgili yasa, kadın ve erkek arasındaki alınan tedbirlerin bir kısmından kaynaklı olarak Türkiye'de özellikle bizim toplum yapımızda kadınla erkeğin çatışmasına sebep olacak bir kısım tedbirler getirmesi anlamında da kadın ve erkeği, kadını korumak, aileyi korumak bir kenara, kadın ve erkeği çatışan, birbirine düşman olan iki kesim haline getirmek anlamında da özellikle bir takım sıkıntılara sebep oldu. Tabii ben İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak şunun altını özellikle çizmek isterim. İstanbul Sözleşmesi'nde kadına şiddetin önlenmesi ile ilgili nerede bir ifade varsa bunun çözümünün özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir ifadeyle karşılanabileceği ile ilgili olarak sözleşmede maddelerin olduğunu, bunun 24 yerde zikredildiğini ifade etmem lazım. Yani kadına şiddet eğer bir ülkede önlenecekse cinsel eğilimlerin ve tercihlerin bu korunmasına bağlıdır anlamında aslında bu milletin binlerce yıldır bu topraklarda yaşattığı inançları, değerleri, örf ve adetleri üzerinden büyük bir çatışmaya ve savrulmaya sebep olacak bir çözüm önerisinin bizim milletimizin inanç ve değerlerine uygun olmayan teklifleri ve tavsiyeleriyle ilgili toplum uzun süredir bu konuyu zaten tartışıyordu. İstanbul Sözleşmesi kadını korumuyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline dinamit koyuyor. Cinsel eğilimlerin korunması ve hukuki güvence altına alınmasıyla ilgili olarak yarın Avrupa ülkelerinin bir kısmında olduğu gibi kadın kadına evlilikleri, erkek erkeğe evlilikleri ve tabiri caizse yaratılış ve fıtratın bozulmasına ve yaratılışa savaş açacak bir insanlık sorunu haline gelmesine sebep olacak güvenceler dayatıyordu ülkelere. Bu milletin 1000 yıllık geleneği, inançları, değerleri bunu kabul etmek imkanı vermediği için de uzun süredir biz sözleşmeyle ilgili olarak itirazlarımızı ve bu anlamdaki redlerimizi konuşuyorduk. Tabii İstanbul Sözleşmesi'nin bu anlamda yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili olarak alınan bugünkü karar tek başına yetmez. Çünkü bu cinsel eğilimle ilgili olarak aslında Türkiye'ye bu sapkınlığın dayatılmasıyla ilgili olarak uluslararası sözleşmelerin başka sözleşmelerin varlığını da toplumun bilmesi lazım. Onlardan bir tanesi CEDAW, bir tanesi DEVA, bir tanesi Lanzarote. Yani aslında Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı bu riski bu iptalle ortadan kaldırmakla beraber yeniden bu konuyla ilgili olarak uluslararası sözleşmelerde attığı imzaların gereği olarak bu sözleşmelerden de çekilmek noktasında bir karar almalıdır. Bu tutum, bu kararlı tutum ancak Türk aile yapısını, milletimizin bu anlamda hassasiyetlerini, inançlarını koruyabilecek noktaya bizi ancak getirebilecek. Yani tek başına İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yeterli değil. Şimdi insanlar merak ediyorlar. Peki İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, kaldırıldı. Kadına karşı şiddet önü açıldı mı? Dolayısıyla kadına karşı şiddeti önleyici şu anda elimizde ne var?
Bugün ben Aile Bakanımızın bir açıklamasında da gördüm. Zaten önceden de sık sık bunu dillendiriyorduk. Zannediliyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı çıkarılan yasalardan kadın korunuyordu. Hayır, ondan önce de Türk Ceza Kanunu'nda anayasamızdan başta olmak üzere ceza mevzuatımızda kadını koruyan kanun maddeleri ve tedbirlerle ilgili olarak hükümler vardı. Yani bu sözleşme kaldırılmakla kadına şiddetin önünü açılmayı bir kenara bırakın. Hala bu korumalar anayasamız başta olmak üzere mevzuatımızda da devam ediyor. Peki sonuç olarak bu anlamda ne yapılması lazım? İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı ama İstanbul Sözleşmesi'ne istinade edilerek çıkarılan 6.284 sayılı kanunda da bir kısım revizelere ihtiyaç var. Bir kısım değişikliklere gidilmek durumunda. Dolayısıyla bir taraftan sözleşme bu kanunun temel gerekçesi olarak ortadan kalkınca sözleşmeden kaynaklı olarak topluma bir anlamda aslında huzur ve güven getirmeyen 6.284 sayılı yasanın da bir şekilde yeniden revize edilmesine ve bir şekilde gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Türkiye'de istatistik olarak şu oranlara da dikkat çekmek isterim. Cinayet noktasında kadına karşı şiddet elbette en hassas olduğumuz konu. Değil iki kadın, bir kadının bile şiddete ve cinayete mağdur olması, bu anlamda maruz kalması asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ama istatistik oranları şöyle diyor. Türkiye'de işlenen cinayetlerin %81'i erkeğe karşı, %19'u da kadına karşı işlenen cinayetler. Bunların bir kısmı aile içi şiddetten kaynaklansa da bir kısmı başka gerekçelerden kaynaklı. Dolayısıyla bir tek insanımızın tabiri caizse tırnağına taş değmesine razı olamayacağımız bir duygusallık içerisinde de gözümüzden kaçırılan bazı hususların toplum yapımıza, temel inanç ve değerlerimize sabote anlamında dinamit koyduğunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların binlerce yıldan getirdiği gelenekleri, inanç ve değerleri üzerinden kadını koruyacak, aileyi koruyacak, yeniden bir yapı inşa ve ihya etmek anlamında bence geçmişten getirdiği değerleri var. Bu değerler üzerinden bunu yeniden inşa edebiliriz. İstanbul Sözleşmesi bu anlamda tek başına yeterli zaten değildi ama sabote ediyordu. Bunun ortadan kalkmasıyla beraber biz yeniden mevzuatımızda bir kısım değişiklikler yapmak yoluyla da bu güvenceyi yeniden sağlayacağız. Zaten anayasamızda ve mevzuatımızda kadını koruyacak yeterli altyapı var diye düşünüyorum. Hayırlar getireceğine inanıyorum ama yeterli olmadığını da CEDAW'ın, DEVAV'ın, Lanzarote'nin de gözden geçirilerek toplum yapımızı bozan sözleşmelerdeki imzalarımızın bir kısmından da vazgeçmemiz gerektiğini özellikle altını çiziyorum. Umarım hayırlar getirir. Bir tek kadının mağdur olmadığı bir ülke anlamında güzel günlere de kavuşuruz diye temennimi iletmek istiyorum.